Metin Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Adım Metin Yasul, veteriner hekimim. 7 yıldan beri Kovancılar İlçe Tarım'da görev yapmaktayım. Evet. Bu şekilde. Devam ediyor diyorsunuz. Devam ediyoruz işte. Metin Bey, Kovancılar'da koyun hayvancılık işiyle uğraşan üretici sayımız ne kadardır? Hani biliyorsunuzdur. Arttı mı? Hatta şöyle diyeyim. Hani son 7 yıl içinde hayvancılıkla uğraşanların sayısı arttı mı? Hayvancılıkla uğraşanların sayısı tabii her geçen gün artmaya devam ediyor ama hani şöyle son özellikle son birkaç yıldaki evet. ekonomik krizler ve şeyden dolayı bu yaşananlardan dolayı birazcık daha durgunlaştı. Peki Metin Bey, koyunlarla hani burada Ukrayna'dan gelen aslında Rusya asıllı olan, kökenli olan Romaro koyunları. Koyunumuzun yerli koyundan farkı nedir? Sizler veya yaklaşırken hani bizim alıştığımız yerli koyunlardan bu hayvanlara nasıl yaklaşıyorsunuz farklı olarak? Bizim farklı olarak gördüğümüz Ali Rıza Bey'in de dediği gibi kuzu makinesi olarak biliniyor bu hayvanların. Evet. Şöyle bir şey var ki tabii milletimiz bunlara epey bir rağbet ediyor ama hı hı. bizim yerli ırklar gibi tabii ki yaşama gücünü, verim payını karşılaştıramayız. Ama farkımız nedir? Mesela bölgemizde mor karaman koyunları yaygın olarak yetiştiriliyor. Hani bunlarda yılda bir koyunda 1.2 yavru alınırken Romano koyunlarda 1.8 yavru alınıyor. Yani bu ne demek oluyor? 100 hayvandan 120 koyun kuzu alıyorsan mor karamandan Romano'dan 100 koyuna 180 civarı alabiliyorsun ki ortalamalarda. Bu da güzel bir rakam. Evet. Hani bu açıdan güzel ama yerli ırklarımızla karşılaştırdığımız zaman tabii yaşama payı oranı düşük. Mesela az önce de işte Fatih Hocam da hani belki o aklına gelmedi de şey var mesela. Bu hayvanlarımız kısa kuyruklu olduğu için evet. Özellikle ek bir yemlemeye ihtiyaç duyuyor. Hani meralarımız eğer yetersizse bizler bir ek yemleme yapmamız gerekiyor. Çünkü bizim buradaki koyunlarımız mor karaman koyunları ve bunlar evet. yağlı ırklar olduğu için, yağlı evet. kuyruklu oldukları için hani kendi yaşama pay ihtiyaçlarını kendi sağlayabiliyorlar. Bu açıdan eğer yetiştiriciler bunu da göz önünde alırlarsa verim olacaklarını düşünüyoruz ki Rıza Bey'de bunları görüyoruz. Evet. Peki siz Rıza Bey'in 17-18 ay kadar olmuş. Hani siz de ilçe tarıma bağlısınız zaten. Aşılamalarını gelip bakımlarını yaptığınız zaman hani bizim yerli koyunlarla karşılaşmış olduğumuz sağlık sorunları konusunda daha mı dirençliler yoksa dirençleri düşük müdür? Hani direnç açısından baktığımız zaman biraz daha dirençleri düşük diyebiliriz. Çünkü ülkemize yeni geliyorlar. Hani diğer bir ırklar gibi değil. Bunlar Rusya'dan gelen hayvanlar olduğu için hani ana vatanı. Evet. Tabii ki ister istemez şey değiller. Evet. Diğer hayvanlar gibi adaptasyonları zor değil, iyi. Yalnız bizim kendi öz mor karaman, ak karaman koyunlarına göre tabii evet. ki uyumda sıkıntı yaşayabiliyoruz. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Çok sağ olun. Teşekkürler. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle ilçemize geldiğiniz için, bu programı düzenlediğiniz için size ve ekibinize teşekkür ediyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ev sahipliği yaptınız, kabul ettiniz sizler de. Evet. Mahmut Bey, Kovancılar İlçe Tarım Müdürüsünüz. Sizi evet. tanıyabilir miyiz önce? Mahmut Demirkesen, 2015 evet. yılından beri İlçe Tarım Müdürlüğü olarak görev yaptayım. Bu süreçte amacımız ilçemize daha iyi nasıl hizmet edilir, üreticimize daha çok nasıl yardımcı evet. olabiliriz? Elimizde geldiği sürece üreticilerimize, çiftçilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada biz Ali Rıza Bey'in yetiştirmiş olduğu koyunlarla ilgili program için gelmiştik evet. Mahmut Bey. Bu süreçte hani kendine sizin de vermiş olduğunuz destekten bahsetti, teşekkür etti. Sizin bu süreçte Ali Rıza Bey'in yapmak istediklerine verdiğiniz destekler nelerdir? Önce bunu size Şimdi, sorsak. Ali Rıza Bey ilk daha bu işe başlamadan önce yanıma geldi. Dedi ki müdürüm evet. ben böyle bir işi düşünüyorum. Romano koyunları araştırmışım, Hı-hı. incelemişim.
bu bizim ülkede de gidebilir. Bize yardımcı olun. Tabii bu bir süreçti. Bir süreç çerçevesinde elimizde gelen bütün yardımları sunduk. Bakanlıkta bir izin prosedürü var. O konuda ne gerekiyorsa ağırla ilgili kapasiteleri var. Gereken incelemeleri yaptık. Getirdiği takdirde hayvanların mağdur olmayacağı, yaşam koşulları iyi olacağı şekilde yerine de baktık. Zaten çok hevesli bir arkadaşımızdı. Yani bizim amacımız da zaten yurt dışında özellikle olup bizim ilçemiz çoğu yurt dışında bu yaşamaktadır. Ekonomik gelir olarak orada belli bir ekonomik gelire sahiptir. Zaten bizim amacımız da ülkesine, vatanına, milletine hizmet etmek isteyen, buraya bir yatırım yapmak isteyen üreticileri çağırıp ne gerekiyorsa o konuda kendilerine destek sağlamaya çalışıyoruz. Yurt dışından hani hayvan getirmek istemenin prosedürü çok sıkıntılı mıdır? Hani bunu yapmak isteyen veya bu prosedür nasıl işler diye bize soranlar da var hatta. Zaman zaman bizi telefonla arayıp da hani program aracılığıyla da sorar mısınız diyorlar. Hani yurt dışından büyükbaş olsun, küçükbaş olsun getirmek istiyorsak ne yapmak gerekiyor? Şimdi şu anda bizim Ali Rıza Bey 2018'de bize gel dediğinde dedi ki müdürüm ben damızlık romanın koyunu getirmek istiyorum. Damızlık romanın koyunu da arkadaşlar bahsetti. Damızlık değeri yüksek bir hayvandır. Yılda işte iki defa kuzlayan ve her kuzladığında 3-4 veya bakımına bağlı olarak değişmekle birlikte fazla sayıda yavru verebilme kapasitesine sahip bir hayvandır.